Merhabalar. Bugün özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla ilgilendiren bir konuya odaklanmak istiyorum. Yine tüketim motivasyonları üzerinden bir konu. Tüketim mühendisliği ve Japonya örneği. Neden Japonya örneğini seçtiğimizle ilgili bir açıklamada bulunmak gerekirse eğer. Az önce de bahsettim, çocuklar ve gençler söz konusu olunca Japonların çocuklara ve gençlere ulaşma ile ilgili mühendislik çalışması daha çok animasyonlar üzerinden söz konusu oluyor. Bu konuda Japonya'nın oldukça gelişkin bir deneyimi söz konusu. Dünya üzerinde küresel anlamda büyük bir otoriteye de sahipler, üretim anlamında ve pazarlama anlamında. Dolayısıyla bunu ekonomik çıkarlar üzerine, kültürel ekonomiler üzerine nasıl bir odak haline getirip hedefler belirlediği ile ilgili analojik çalışmalar ve buradan belli vargıları işlemek söz konusu olacak. Tabii ki kültür kavramıyla ön plana çıkan bir coğrafyadan bahsediyoruz, bir ırktan bahsediyoruz. Savaşlarla yıkıma uğramış ama daha sonra hızlı bir şekilde gelişmiş ve dünyanın önemli ekonomik güçlerinden, süper güçlerinden biri haline gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama yine çocukları ve gençleri ilgilendiren boyutuyla baktığımızda özellikle küçük figürler, küçük insanlar ama büyük başarılar, kahramanlıklar ile ön plana çıkan bir imajları söz konusu. Yıllar öncesine gitmek gerekirse biz Japon imajıyla daha çok elektronik araçlarla tanışmıştık diyebiliriz. Kültürel ekonomiler anlamında ilk operasyonlarına dikkat çekecek olursak işte 37 ekran Sony televizyonları aklıma geliyor. Bir ninja başının soyutlanmış, modellenmiş halinin televizyonda işlenmiş sonucunu görmekteydik. Aslında bütün dünyaya elektronik eşya formatıyla, biçimsel karakteriyle bir şekilde kendi kültüründe soyut imajını yerleştirmeye çalıştığına şahit olmuştuk Japonya'nın. Kültürel ekonomiler üzerine hamlelerinin bir başka örneklemi de işte Japon çekik gözlerinin, buna tabi Uzak Doğu'yu, Kore'yi de ekleyebiliriz. Özellikle araba farlarında kendi fizyolojik özelliklerinin işlendiğine şahit olmaktayız. Çekik gözlü farlara sahip arabalar ile Japonlar yine bir kültürel hamle haline getirdikleri sembolleri işlemekteydiler. Tabii ki bu hem ticareti yapılan hem de imajıyla ön plana çıkan bir operasyon olarak bakıldığında bize ilk önce bir imaj mühendisliği çalışması gibi gelmekte. Bizim ülkemizde de yine 90'lı yıllarda bir araba üretimiyle ilgili bir hamle, bir kişisel teşebbüs söz konusu olmuştu. Adına imza denilen bir araba formatı modeli, prototipi geliştirilmişti ve prototip sergilemesinde de özellikle adına imza konmasındaki imzanın da karakteriyle alakalı olarak geleneksel bir motifin işlendiğine şahit olmuştuk. Bu motifte Osmanlı kültürüne ait izler söz konusuydu. Türk ve Osmanlı kültürünün ortaya koyduğu fizyolojik özelliklerin arabanın silüetinde belli biçimler ile gündeme getirildiğine şahit olmuştuk. İmaj mühendisliği ve otomobilden devam edecek olursak eğer, biliyorsunuz sanat tarihinde Altamira ve Lascaux mağaraları vardır ve mağara duvarlarına yapılan resimler sanat tarihinin belki de görsel anlamdaki ilk ürünleri olarak akademik anlamda işlenir. İspanya Altamira mağarasında boğa, bizon çizimleri vardır ve İspanya ile boğa da aslında kültürel anlamda özdeş bir kavramdır. Picasso da bir ressam olarak aslında Fas asıllı. Ebu Kasım'ın torunu, yani Ebu Kassem soy isminin İspanyolca'da Picasso olarak dönüşümüyle andığımız bir sanatçıdan bahsediyoruz. Ebu Kasım'ın torunu Picasso, İspanyol ressam olarak geçer ama aslında Fas asıllıdır dedesi. Picasso'nun boğa soyutlaması vardır, sanat tarihinin önemli yere sahip olan. 1945 Aralık ayında başlayıp 1946 Ocak ayında biten, yani 40-45 günlük bir süreç içerisinde boğayı soyutlamaya çalışmıştır ve
en son 5 çizgiye kadar indirdiği bir boya soyutlaması sürat olarak hep aklımızda kalır. Bu derslerde de oldukça fazla kullanılan bir soyutlama, organik soyutlama örneğidir. Picasso biliyorsunuz hayatının belli dönemlerinde, sanatsal dönemlerinin büyük bir bölümünü de Fransa'da da geçirmiş bir sanatçı. Fransa'da Picasso'yu sahiplenen bir kimliğe sahip ve Fransa'nın bir araba markası Picasso'nun bu boğa soyutlamasından bir model geliştirmişti. Adına da yine Picasso'nun kendi orijinal imzasıyla bir Picasso ismini koyarak bunu tüketime sunmuştu. Televizyondan başladık, arabayla devam ettik. Japonya üzerinden süreci devam ettirmeye çalışalım. Gelelim Japon animasyonlarına. Neden Japon animasyonları ve imaj mühendisliği ya da tüketim mühendisliği gibi olguları animasyonlarla özdeş tutarak bir inceleme yapmaya çalışıyoruz? Bunun emarelerini biraz sonra biraz daha net olarak göstereceğim ama öncelikli olarak şunu söylemekte fayda var. Animasyon anlamında Japonya'nın bir tarihinden bahsetmekte fayda var. Yani 1800'lü yılların sonlarına kadar gitmekte. Ama daha da öteye giden bir geçmişleri var. O da manga adını verdikleri çizim, yani çizgi roman diyebileceğimiz tarzda hareketli, figüratif anlatımların ve hikayeden anlatıldığı çizimler. Yılına ait bir animasyon filmi var elimizde. Japon üretimi siyah beyaz. Bu tarihte böyle bir aşamada ne kadar başarılı olduklarını, hatta bugünkü hak ettikleri seviyeye ve üne kavuşmalarındaki bu haklı gerekçeyi de bir şekilde ispatlayan bir örnektir bu. Ardından 1980'li yıllarda Japon animasyon karakterlerine biraz bakacak olursak, orada da yine Japonya'nın kendi kültürel unsurlarının ve yine küresel anlamda başka kültürlere ait izlerin de ortaklaşa homojen bir şekilde incelendiğine şahit olabiliyoruz. Bu mimaride örnekler oldukça fazla ve günümüze doğru geldiğimizde ise Japonların hakimiyetinin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Amerikan yine 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, yine 1880'lerden sonra başlayan ama işte 1930-40 yılları daha hakimiyet kurmaya çalışan Japonya'dan biraz daha fazla, özellikle savaş sonrası dönemlerde ve 1980'lere gelinceye kadar hakimiyeti ön plana çıkan bir Amerikan çizgi film endüstrisinden bahsedebiliriz. Walt Disney odaklı, merkezli üretimlerin büyük bir oranda küresel kılındığına şahidiz. Birçoğumuz da çocukluğumuzda bu animasyonlarla, bu çizgi filmlerle büyüdük zaten. 80'ler, 90'lar, hatta 2000'li yılların ortaya koyduğu bir algısal süreç içerisinde Japon animasyon üretimlerinin ve Japonların kendi karakterlerini yerleştirdikleri animasyon içeriklerinin dışında bir de özellikle kültürel, endüstriyel kılmaya çalıştıkları bir takım figüratif ingilem hedefleri de söz konusu. Bunların içerisinde, bu anlatımlar içerisinde özellikle hareketli, süratli, devingen, dinamik fonlar, aksiyoner unsurlar ve köşeli, hareketli fonların çok fazla olduğunu görüyoruz. Köşeli fonların fazla olmasının yine deminki bahsettiğimiz dinamik unsurlarla bir bağı olduğunu düşünebiliriz. Özellikle 90'lı ve 2000'li yıllarda bu üretim biçimlerinin, bu karakterizasyon örneklemlerinin ve plastik unsurların çok fazla yer aldığına şahidiz. Bunun o zamanki hedefleri ya da bu noktadaki beklentileri üzerinden bir vargı oluşturmak 20-30 yıl önce belki biraz daha zor bir durumu ortaya koymaktadır ama bugünlere geldiğimizde bunu biraz daha net olarak algılayabildiğimizi söyleyebiliriz. Yani o zamanki bu formal hedeflerin, biçimsel karakterlerin bugünün içerisinde belli beklentilere karşılık olabileceği saptamalarına bugün hakim olmaya başladık ve dolayısıyla şu anda ortaya koyacağımız analojik unsurlar ve akli modellerle ilişkileri
ve tüketim motivasyonları üzerinden belli noktalara erişmeye çalışacağız. Ve 2000'li yıllara ait Japon animasyonlarındaki bu az önce bahsettiğim köşeli fonların hakimiyetinin çıktılarını bugün net olarak endüstriyel olarak görmekteyiz. Yani kültürel ekonomiler anlamında baktığımız animasyon çalışmalarının endüstriyel kimliği bugün aslında endüstriyel çıktılarını bir başka boyutta nesnelleştirmiş boyuttalar. Yine bugün Japonya örneğine baktığımızda son birkaç yıl içinde geliştirilmiş otomobil modellerinde ve hatta motosiklet modellerinde ve diğer teknolojik bazı donanımlarda bu animasyon karakterlerinde ya da animasyon içeriklerinde hakim kılınmaya çalışılan formal özelliklerin tekrarını görmekteyiz. Yani köşeli formların, hareketli formların bugünkü endüstriyel üretimlerde dışa vurulduğunu, nesnelleştiğini görmekteyiz. Araba markalarına fark etmeksizin, yani Japon markalarında özellikle ve yine motosiklet markalarında incelediğimizde ki görselleri şu anda görüyorsunuz zaten, bu animasyon karakterlerinin ortaya koyduğu görsel, algısal unsurlar ile otomobiller arasındaki ilişkileri çok bariz görebilirsiniz. En sade, en belirgin biçimiyle hedefin ifadesini ortaya koyarsak bu animasyonlarla büyüyen çocuklar yani 90'lı yılların, 2000'li yılların çocukları bugün 20'li 30'lu yaşlar civarında. Dolayısıyla otomobille ilgili bir tercih yapmak istediklerinde bu tercihlerini hangi yöne, hangi istikamete çekeceklerine ilişkin özgüvenlerinde bir hakimiyet söz konusu olmaya başlayacaktır diyebiliriz. Yani bugünkü gençlik köşeli formlu elektronik cihazları, köşeli formlu arabaları ya da motosikletleri daha çok beğenmektedirler. Bunun için yıllar öncesine yatırım yapan Japonya'nın bugün bunun çıktılarını almak gibi bir beklentisinin ortaya çıktığını görmekteyiz. Yani bir başka ifadeyle çizgi filmler bir tür tüketim motivasyonu sağlamış durumda. Tüketim motivasyonu olarak animasyon karakterlerin sabırla böyle yıllarca sürebilecek bir bellek sürecinde kalıp zamanı vakti geldiğinde aktif hale dönüştürülüp karşılığını bulması ekonomik bir sürece ve ekonomik bir işleme uğraması ve bir ekonomik değere tahvil olması gibi bir operasyonun çıktılarından bahsediyoruz. Kabaca bakarsak aslında postmodern toplumlara tüketim, tüketicilerin sürekli evrim geçiren bir kimlik sahibi olma çabalarından ibaret olduğunu ortaya koyuyor. Yani kimlik profilleri tarif edilirken aslında tüketici kimliği diye bir başlık da yer almaya başlamıştır diyebiliyoruz. Tüketim motivasyonlarının ana ekseni tüketim hedonizmine boyun eğmiş durumdadır. Yani tüketimin ortaya koyduğu bir hazcılık işlevinde aslında hazın merkez kılındığı kültürel hedonizm değil ama hazın kültürel kılınmaya çalışıldığı bir süreç ile karşı karşıyayız. Bugünün ekonomik ve kültürel hedeflerinde hazcılık biraz da epistemolojik bir dönüşüm yaratarak yani hazda dayalı bir şeyi, bir beklentiyi, bir hedefi, bir estetik karşılığı daha farklı bileşenler ile karakterize etmek eğilimindedir diyebiliriz. Derslerimizde kültür ile estetik arasındaki bağı incelerken bir üçlü üretim bağlamı incelemekteyiz. Bu aslında birçok kaynakta da böyle geçmektedir. Kültürel üretim, kültürel tüketim ve kültürel yeniden üretim. Kültürel üretim ve kültürel tüketim anlamında bakıldığında her insan dolayısıyla bir karşılık bulma şansına sahip. Yani üretim ve tüketim bağlamlarını eşleştirebileceği bilgisayar temellere sahiptir. Ama
kültürel yeniden üretim konusuna geldiğimizde olay biraz daha değişiklik kazanmakta. Yani kültürel yeniden üretim bir üretim biçimi midir yoksa bir tüketim biçimi midir tartışmaları aslında bizi farklı noktalara, içeriklerine bağlı kalmak şartıyla değişken niteliklere taşıyabilmektedir. Kültürel yeniden üretim aslında bir üretimdir. Yani bir gerekçe üretimdir. Neyin gerekçesi? Tüketimin gerekçesi. Dolayısıyla gerekçesini ürettiğiniz her türlü üretim ya da tüketim motivasyonu zaten tüketilmeye hazır bir nesnelliği baştan kabul eder. Bu alanda baktığımızda Japonya örneğinde olduğu gibi zihinsel yerleştirmeler, bellek yerleştirmeler ve bunların zamanla kendini sararak zihinde belli bir karakterizasyona ulaşması ve zamanı geldiğinde aktif hale dönüşerek onu bir ürün almaya, bir tüketim motivasyonuna yönlendirmeye çabalamasının sebebinde aslında gerekçe üretimi yatmaktadır. İşte demek ki köşeli formlar, animasyonların gizlediği, algısal olarak zihinlere yerleştirdiği bu hareketli formlar, köşeli formlar 20 sene sonra, 25 sene sonra, 30 sene sonra aynı kültürün ürettiği bir başka materyalde, bir başka nesnede, özellikle otomobil gibi, motosiklet gibi nesnelerde sizi onu almaya itebilecek bir dürtüye dönüşmekte. İşte bu dürtüyü sağlayan ana etken 20 sene önce üretilen o tüketme gerekçesidir diyebiliriz. Bu bağlamda tüketim estetiği de kültürel yeniden üretim olgusuna bağlı kalarak gerekçe üretiminin içerikleriyle temaslandırılabilmek durumundadır ve böylece de gerekçe üretimine bağlı estetik de tüketim estetiğinin ana motivasyonunu oluşturmaktadır. Animasyonların ortaya koyduğu genel hedefleri bir şekilde aslında beyin örgütlenmeleri olarak, zihin örgütlenmeleri olarak düşünebiliriz. Yani zihin yerleştirmelerinde maruz kalan çocuklarımıza ve gençlerimizin bugün bu yerleştirdikleri unsurların aktif kılınmasıyla neticelen ve nesnelleşen bir süreçten bahsettik. Bu alanda beyin yerleştirmelerine yönelik olarak bir kontrol mekanizmasının çocuklarda gelişkin olmadığını söyleyebiliriz. Yani çocuklarda bir otokontrol mekanizması yoktur. Olsa bile çok hakimiyet sergileyebilecek biçimde çalıştığını söyleyemeyiz. Çocuğa rehberlik eden donanımlar daha çok fizikidir. Zaten toplum bilimciler, imaj mühendisleri, işte medya motivasyoncuları, medya üreticileri zaten bunu çok iyi bildikleri için bu nokta üzerinden hareket ederek hedef kitlesi olarak seçtikleri çocuklara daha rahat yönelebilmektedirler ve onları daha rahat yönlendirebilmektedirler. Çocukların bugün en çok maruz kaldıkları operatif kavram aslında koddur, kodlamadır. Bunun iyi yanları ve doğru yanları ya da yanlış yanları tartışılabilir. Bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca bir gün yine konuşuruz. Kodlama bir metnin, görselin ya da imgenin okunabileceği yolları göstermektedir. Yani bir şekilde okur yazarlık meselesidir kodlama. Nasıl okuduğunuza, nasıl anladığınıza, nasıl yorumladığınıza bağlı kalarak bir hedefi aktif kılmak üzere oluşturmuş bir düzenektir aslında. Kodlama bir şekilde bir soyutlamadır. Manipülatif bir hedefi ortaya koyar. Operasyoneldir, yani işlemseldir ve beklenti inşa etmeye dönük bir hedefi vardır. İsabet oranı da son derece yüksektir. Kodlamanın en büyük hedefi ya da amacı hayal gücünü ipotek altına almaktır. Bir başka ifadeyle hayal gücü bir başka otoriteye, hakimiyete teslim olduğunda zaten onun bir şekilde bağımlılığını sağlamıştır diyebiliriz. Yani bağımlı bir karaktere dönüşmüştür diyebiliriz. Algı kavram olarak insanın dış dünyası ile iç dünyasındaki olayların farkında olmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bugün bu kavram aslında farkındalık yerine farkındasızlık noktasına doğru ilerlemektedir. Normal algısal süreç, tepki, algısal analiz, kişisel yorum, bağlam oluşturma ve sentez biçiminde bir gelişim gösterirken, şimdiki algısal süreç ise tepki, algısal yerleştirme, kişisel estetik vargı, bağlama, teslim ve itaat şeklinde söyleyebiliriz. Yani bugünkü algısal sürecin klasik algısal süreçler arasındaki fark özellikle hakimiyetin dışsallaştırılması sayesinde başkalarının
yönlendirmesini daha manipülatif bir yapı ile kendisini hissettirmektedir diyebiliriz. Bu açıdan başkalarının yargıları, başkalarının oluşturduğu estetik bir hedefe ulaşım göstermek ve bu manipülatif unsurlar ile bir şekilde başkalarının oluşturduğu bağlama teslim ve sonuçta itaat göstermek artık bir algısal reflekstir. Şimdi tekrar dönelim. Japon animasyon içeriklerinin 20 sene, 30 sene önceki ürün üretimlerini sergilediği performansın bugünkü çıktılarından algılanan, ortaya çıkarılan ekonomik sonuçlar ve nesnel motivasyonlar üzerine baktığımızda aslında tamamıyla bir zihinsel operasyondan bahsediyoruz. Aslında algısal bir süreci bir zihinsel operasyon işleme tabi tutarak sarmal bir yöntemle giderek sararak kendi kendini geliştirerek basitten daha karmaşığa doğru bir hedefi geri dönüşü olmaksızın sara sara geliştirerek bir tüketim motivasyonu dönüşmesi halinden bahsettik. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Klasik anlamda yaşamsal formasyon, konformik unsurlar, kültürel süreçler daha çok adım adım ilerleyen süreçlerdir. Yani bireyin de motivasyonu taksonomik olarak, gelişimsel bir grafik olarak adım adım ilerlemeye bağlı bir durumu daha çok yaşamsal ya da işte aktüel kılmakla alakalı bir durumu ön plana çıkarır. Ama günümüzde yine Z kuşağının ve yeni kuşak olarak tarif ettiğimiz alfa kuşağının üzerinde biraz daha belirgin olarak ön plana çıkan durum bu adım adım ilerleyen bir süreç değil, sıçrama ile ilgili bir sürecin hakim kılınmaya başladı. Artık bugünkü neslin ne zaman ne yapacağını kestiremeyişimizin sebebi de bu dedüktif ve indüktif metot karışımı bir sürecin çok daha farklı bileşenleriyle hareket etmeye başladıkları yönünde diyebiliriz. Bir başka ifadeyle sıçrama, ani dönüşümler, karakter dönüşümleri, kimlik dönüşümleri, tüketim motivasyonları, ani hedonist karşılıklar, zikzaklar içermektedir. Ve bunun da tüketimsel motivasyonlarını ayarlamak, yönlendirmek, bir başka profil ortaya koymakta. Bu da hareketli, devingen ve hızlı bir yaşam grafiği gelecekte bizi beklemektedir. Yine buna paralel olarak ilave edebileceğimiz bir durum. Eskiden bütün parçalara hakimiyet kurardı. Parçaların yönelimlerini ve kimliğini bütün belirlerdi. Bugün ise tam tersine parçalı formlar bütünü etkilemekte ve bütünü değiştirip dönüştürmektedir. Zaten küreselleşmenin de ana hedefinde bu vardı. Yani parçalı karakterler ile bütün yapısallığını deforme edip parçalayarak aslında yeni kimlik profilleri yaratıp model örüntülerine doğru taşımak şeklinde bir arayışın hakim olduğunu görüyoruz. Bu konuda da zaten en önemli unsur dinamik belleğin yok edilmesi, uyuyan belleğin yaratılması. Demek ki sarmal ifademiz de bunu ortaya koyuyordu aslında. Yani bellek inşası, bellek mühendisliği, zihin mühendisliği, imaj mühendisliği, toplum mühendisliği, medya mühendisliği ve en nihayetinde tüketim mühendisliğinin hedeflerinin ortak noktaları var. O da görsel kültür çağında, görselliğin tamamıyla hakim olduğu bir çağda, iletişim etkileşimin tamamıyla görsel kılındığı bir çağda görsel belleklerin uyuyan bellekler haline dönüştürülmesi ve yıllar sonra bu yanardağ patlaması gibi bu bellek içeriklerinin aktif hale getirebilecek bir muharik unsurun devreye sokulması. İşte Japonya örneği bunu sergilemekteydi. Muharik unsur burada piyasaya sürülen araba modelleri ve onların tasarımsal çizgileri ve buna ilişkin formasyonlar, nesnel emarelerdi. İşte bu muharik unsur arabaları satın almaya iten itki, yani zamanında 20 sene önce, 30 sene önce zihne yerleştirilen tüketim gerekçeleri,
bu köşeli formlara yönelik olarak bir meyil ve bununla ilgili bir talebin söz konusu olması bize bir kültürel hamle olarak bir operasyon karakteri sergilediği kadar, görüntüsü verdiği kadar aynı şekilde bize bir ekonomik hamle görüntüsü de vermektedir. Yani kültürel ekonomilerin ekseni zaten bu şekilde işlemektedir. Ve bunun da masum başlığı, masum içeriği maalesef estetik olarak belirlenmekte. Estetiğin de bugünkü kimlik açılımları, yani güzeli, değerliyi, kıymetliyi işleyen bir bargo olmaktan çıkıp tamamıyla hazza, geçici ya da kalıcı bellek inşalarının ortaya koyduğu beklentilerine karşılık gelebilecek geçici hazlara, tüketimsel sürate indirgenmiş boyuttadır. Dolayısıyla bu anlamdaki tartışmaların, estetik anlamında da estetik içerikli tartışmaların gelecekte çok daha farklı boyutlar içereceğinden hiç kuşku yok. Buna bağlı olarak da kültürel ve sanatsal müştereklerin de bir şekilde yeni erozyonlar yaşayacağı, yeni deformasyonlar yaşayacağı ama bir şekilde yine kendini gösterme çabalarının nesnelleştirileceği bir fütüristik hedef haline geldiğini düşünebiliriz. Evet, kabaca baktığımızda metaforlar, analojiler ve akli modeller olarak size sunmaya çalıştığımız bu hızlı serüven içerisinde üst başlığımız olan tüketim motivasyonunu biraz daha nesnel bir adresleme ile, yani Japonya animasyon örnekleriyle, Japonya örneğiyle sizinle paylaşmış olduk. Dolayısıyla medya üretimlerinin bu paradoksal ve kaotik yapılarının aslında anlık tepkilerle, anlık deformasyonlarla, anlık yıkımlarla ya da anlık zevklerle karşılık bulmadığını, bunun sürece yayılarak sarmal biçimde yıllara kayıtlar alarak bir şekilde zihin yerleştirmelerinin yıllar sonra muharik unsurlarla aktif hale getirilip kültürel ekonomilere, ekonomik çıktılara nasıl dönüştüğünü örneklemeye çalıştık. Görüşmek üzere.